Herkese iyi akşamlar. Evet, YouTube'dan da canlıya geçtik. Herkese iyi Herkes akşamlar. bu akşam UiPath ile robotik süreç otomasyonu yapacağız arkadaşlar. Abdullah Tayhan'la birlikteyiz. Onun dışında Software Testing Bootcamp ile ilgili burada en son geçen hafta bir Twitter hesabı açtık. Erişebilirsiniz. Twitter'da da artık aktif olarak orada da çeşitli duyurular, haberler ya da orada da aktif olarak kullanacağız. Sizleri de bekleriz, takip etmenizi bekleriz arkadaşlar. Onun dışında haftaya da JavaScript 101 eğitimimiz var. Yine katılımınızı bekleriz. Bugün ne yapacağız? Bugün UiPath ile robotik süreç otomasyonu yani RPA bize anlatacak Abdullah Tayhan. Şöyle ekran paylaşımını durduruyorum. Kapıda da arkadaşlar varmış. Hala geliyorlar. İçeri alıyorum. Evet. Abdullah orada mısın? Selam. Buradayım. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldin. Kameranı açabilir misin? Evet, Tamam. açtım. Selam herkese tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk. UiPath arkadaşlar RPA yani Robotic Process Automation'da aslında lider bir Türkiye'de de zaten bayağı yaygın olarak artık kullanılmaya başlayan son dönemlerde bir yazılım süreç aslında otomasyon ürünü. Ama biz bunu yazılım testinde yani işte web testi veya işte mobil testte falan bu nasıl kullanırız? Aslında biraz da işin test tarafındayım ben. Bu konuda da deneyimli arkadaşımız Abdullah'a sordum. Dedim böyle bir şey yapmak ister misin? O da beni kırmadı. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Davet ettiğin Evet. için ben teşekkür ederim Özgür Hocam. Peki. Abdullah seni tanıyalım. Sen neler yapıyorsun? Şu anda Tabii ki. neredesin? Neler yapıyorsun? Bir seni tanımayanlar vardır. Tabii ki. Abdullah ben 26 yaşındayım. Doğuş Teknoloji'de Hyper Automation departmanında Senior Specialist olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 yıldan beridir de aslında Türkiye'de RPA danışmanlığı, özellikle de UiPath üzerine süreç geliştirme üzerinde geliştirici olarak çalışıyorum. Bunun hepsi yani Doğuş Teknoloji'de hem de daha önce çalıştığım firmada da danışmanlık üzerinden devam ettim bütün kariyerim boyunca. Farklı kurumsal firmalara, işte finans oluyor, bankacılık oluyor, otomotiv, sağlık keza. Farklı farklı alanlarda süreç geliştirme, bunların test edilmesi, canlı alınması, monitoring edilmesi, daha sonrasında bakımından tüm RPA süreçlerinden sorumlu olarak 3,5 yıldır sektörde çalışıyorum. Kısaca böyle bir bahsedebilirim kendimden. Tamam, teşekkürler. Bugün RPA nedir aslında? Biraz da onu da seninle konuşalım istiyorum. Yani biz mesela geçenlerde işte geçenlerde bayağı bir zaman oldu bu arada. İşte biz Evet. open source tool'larla böyle bir süreç tasarlasak işte mesela nedir? İşte web bir tane arayüzü olan bir uygulama düşünün. Orada bir işlem yapıyorsunuz. Sonrasında mobil tarafta o yaptığınız işlemi kontrol ediyorsunuz. Sonra web'ten geri alıyorsunuz veya sonra bir API call yapıyorsunuz. Böyle bir aslında bir Jenkins pipeline hep aklıma geliyor benim böyle DevOps tarafından. Yani bir süreç aslında tasarlıyorsunuz. Soldan Evet. sağa doğru ilerliyor. Eğer ortada bir yerde hata olursa o süreç duruyor veya hata alsa da devam et gibi çeşitli böyle kurallar tanımlayabileceğiniz bir şey aslında şey yapmaya çalışmıştık. Aynen. Ama biraz tabii zor oluyor. Birçok şey ürüne hakim olmanız gerekiyor. Birçok open source teknolojiye hakim olmanız gerekiyor. Ve en önemlisi sıkıntımız bunları işte monitör etmek, bunların hepsini kodlamak, bayağı bir bu altyapı oluşturmak çok zaman alıyor. Şimdi UiPath neden UiPath mesela? Diğer değişik ürünler de var.
Yani sen Tabii. Ben bakmışsındır. aslında şeyden başlayabiliriz abi. İlk burada RPA nedir ya da RPA nasıl çıktı bir ondan ben çok hızlıca bir bahsedeyim. Aslında RPA bizim çokça insanlara da anlattığımız kural tabanlı, insan müdahalesi gerektirmeyen, yüksek hacimli, tekrarlı işlerin robot yazılımlar tarafından gerçekleştirilmesi. Burada asıl noktalardan bir tanesi, anahtar noktalardan bir tanesi bunun bir süreç olması. Yani bunu bir ya da birden çok insan tarafından yapılıyor olması ya da yapılacak olması. Yani illa yapılmış bir süreci biz otomatize etmek zorunda değiliz. Yeni yapılacak bir işi de keza robotlarla otomatize edebiliriz. RPA'yı en basit anlamda bu şekilde tanımlayabiliriz aslında. Yani robotların bu kural tabanlı işleri otomatik olarak gerçekleştirmesi. Bu Türkiye'de mazisi 2016'ya kadar giden bir teknoloji aslında ama UiPath dünyada da farklı araştırma ne derler araştırma kurumlarının yaptığı sonuçlara göre de sektörde lider konumda oluyor aslında. Hani burada bir ürün marketing yapmaya çalışmıyorum. Sadece hani sektörde olan hani kullanılan bir üründen bahsetmek istiyorum ben. Zaten UiPath'te de sadece kullanıyorum yani bir orada çalışmıyorum vesaire. Aslında 2005 ya da 2006 olması lazım. Yani 2000'lerin ortasında bir startup olarak kuruluyor ve uzun süre startup olarak hayatına devam ediyor UiPath. Daha sonrasından bu büyük ve kurumsal firmaların dijitalleşme süreçleri, işte bizim artık çok insanları amiyane tabirlerle köle olarak çok çalıştırıyoruz. Çok böyle angarya işleri var. Hani bunları daha otomatize edelim. İşte birbiriyle entegre olmayan sistemler olabilir. Bunları daha hızlı nasıl gerçekleştirebiliriz? Hani bu tarz sorunlara çözüm ürettiğimiz bir platform aslında RPA çözümü. UiPath de bu teknolojinin lider markalarından biri. Bunun gibi birçok aslında farklı ürün de var. Ama bugünkü hem yapacağımız örnek hem genel konuşma perspektifimiz UiPath üzerinde. Peki, teşekkürler. Peki biz UiPath ile yazılım testi de yapabiliyoruz değil mi? Yani yazılımın kalitesini ölçüp hani biz testte şöyle bir şey var. İşte önce kullanıcının işte bir ön şartlar var. Sonrasında kullanıcı çeşitli aksiyonlar yapıyor ve bir beklediğimiz sonuç oluyor. Bir expected result dediğimiz bir şey var, kavram var. Ve aslında gerçekleşen sonuç beklediğimiz sonuçla aynıysa test bizim için okey demek, pass demek. Yani ben verify ettim. Testin sonucu da başarılı demek. Mesela bunu sağlayabiliyor muyuz? UiPath'le Tabii bir ki. web için örneğin. Kesinlikle. Burada hani en başta tanımda da söylediğim gibi hani insanların yaptığı işlerden bahsediyoruz. Hani bir insan nasıl bir ERP uygulamasını, SAP uygulamasını açıp web üzerinden ya da masaüstünden işlemler yapıyorsa da aslında bu RPA robotları da tüm bu kapasitelere sahip. Burada hatta bizim gerçek hayatta da kullandığımız bazı yazılım ürünlerini ya da programlarını aslında test mantığıyla süreç olarak yaptıklarımız oluyor. Hani örnek vermek gerekirse bir e-ticaret sitesi düşünelim. Hani burada tabii ki bunun arka planda testleri dönüyordur ama son kullanıcı tarafında da uygulamanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Yani bunun için en popüler 10 ürünü sepete ekleyip ürünün satın alma adımına kadar takip etmek isteyebiliyor bazen firmalar. Bunu da RPA robotlarıyla çok rahat yapabiliyoruz. Hani burada RPA robotunu niye kullanıyoruz? Hani bunu yapan iş birimine bir raporlamayı düzenli olarak göndermek için, bunun geriye dönük takibini yapabilmek adına da hani RPA çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Keza senin söylediğin gibi Özgür Hocam, bir ekranda ya da bir uygulamada hani geçildi geçilmedi durumlarını kontrol etmek için de RPA gayet yeterli bir teknoloji. Bizim zaten yaptığımız süreçlerin %80'i, yüzde belki 90'ı arayüz üzerinden devam ediyor. Yani bir web uygulaması açılıyor, bir SAP açılıyor, bir ERP açılıyor vesaire. Bunlar üzerinden insan gibi aslında simüle ede ede ilerliyoruz. Bir test uygulamasını da, bir test çalışmasını da RPA ile çok rahatlıkla yapabiliriz. Güzel. Peki ben mesela uipath.com'a girdiğim zaman işte Studio X belki Automation Ops ve Test Manager diye mesela aslında benim yaptığım şey yani yazılım testine biraz yakın şeyler görüyorum. Bunları biraz böyle açabilir misin? Acaba düşündüğüm şeyi mi yapıyorlar?
Yoksa bunlar başka amaçlar için mi? Aynen. Çünkü test UiPath biraz daha büyük bir şey. Test bunun bir kısmı, değil mi? Tabii ki tabii. Evet, yani buradan birkaç sene öncesine kadar kendini zaten UiPath'te bir RPA tool olarak tanımlıyordu. Ama son zamanlarda kendisinin yaptığı yatırımlarla ve açıklamalarla gördük ki UiPath aslında bir büyük bir aileye dönüştü. Yani bunun bir RPA kısmı var. Evet, proses gerçekleştiren. Bir yapay zeka tarafı var. İşte makine öğrenmesi modellerimizi yükleyip onları çalıştırıp RPA'yı birazcık daha akıllandırabiliyoruz. Robotları akıllandırabiliyoruz. Ya da pardon, document understanding dediğimiz hani dokümanları taranmış dokümanları, dijital olmayan dokümanları dijitalleştirmek için farklı bir yatırım ve ürünleri var. Test Manager da aslında bu bahsettiğim gibi UiPath'in hem isim gücünü hem de RPA'in arayüzleri işleme gücünü kullanarak bir çıkardığı ürün. Tıpkı sizin yaptığınız gibi aslında test case'leri oluşturup bunları belli zaman aralıklarında çalıştırarak bu işte her saat başı, her dakika başı gibi bir şey de olabilir. Çok spesifik örnekler de olabilir. İşte her ayın 3. cumartesi gibi hani böyle çok daha spesifik yerlere inanacak kadar zamanlayabiliyoruz bu robotları ve bu test case'lerini aslında UiPath Test Manager isimli bir ürün vesilesiyle gerçek hayata uyarlayabiliyoruz ve bunların raporlanması, görüntülenmesi ve hani ekran görüntüsünü hata aldı, niye hata aldı, ekran görüntüsüyle her şeyiyle bize sunan bir kısmı da var. Bu da senin söylediğin gibi bu Test Manager ürünü ya da Test Suite diye de geçiyor. Farklı farklı isimlendirmeleri oluyor. UiPath'i bu test otomasyonunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Abdullah bir de şey soracaktım sana. Bu mesela ben MacBook kullanıyorum. UiPath'i bilgisayarıma kurup kullanabilir miyim? Ya da daha çok Windows tabanlı gibi gördüm ben bu kurulumların bazı setupları. MacBook'a kurulabiliyor mu? Ya da bir soru daha sorayım. Mesela üniversite mail adresim var, Edu. Sonsuza kadar kullanabildiğim diyeyim şimdilik. Bana bu ürün bedavaya olur mu mesela örneğin? Çünkü ben geliştireceğim ya da testçiyim. Hani ben yani bunu çok ticari amaçla kullanmayacağım. Belki de başka bir şey için kullanacağım. Evet, yani lisans modeli olarak da benim beğendiğim kısmı UiPath'in community versiyonu var. Bu arada Edu olmak zorunda değil. Normal Gmail, Hotmail hesabıyla da bir üyelik açıp size bir tane stüdyo. Stüdyo aslında bizim bu robotları geliştirdiğimiz arayüz. Hani Visual Studio ya da işte Jet Brains gibi. Yani o öyle bir IDE aslında. Bir drag and drop tool stüdyo. Bunu veriyor ve bir attendant da robot veriyor aslında. Attendant dediğimiz kendi kendine çalışmayan, insanın çalış dediğinde çalışacağı bir robotu ücretsiz olarak veriyor ve bu community versiyonunu kullanabiliyoruz. Aslında bu RPA altyapısında üç temel taş oluyor. Birincisi bu stüdyo, robotu geliştirdiğimiz yer. İki robot, asıl bunun adı bot oluyor, runner oluyor, farklı farklı isimleri oluyor. Bu aslında süreci çalıştıran uygulama. Üçüncüsü de bu ikisini aslında yöneten, robotları zamanlayan bir orchestrator ürünü. Farklı ürünlerde control room diye geçiyor. Bir tane de aslında en üstte her şeyi yöneten bir uygulama oluyor. UiPath'in community versiyonunda bu üçüne de ücretsiz olarak erişip birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Mac tarafına gelecek olursak UiPath Studio'yu sanırım Mac'e kuramıyoruz. Ama UiPath'in stüdyoyu yani uygulama açarken hangi platformda çalışacağını söyleyip bir cross platform seçeneğini seçerek robotu macOS cihazlarda çalıştırabiliyoruz. Buna eminim. Fakat stüdyo kısmında da bazı gelişmeler oldu. Bununla ilgili yani şu an vardır yoktur tam net bir bilgim yok ama robotları yani bu asıl işi yapan aslında kısmı macOS cihazlarda ya da hani Linux bazı cihazlarda da çalıştırabiliyor. Güzel. Peki, ya burada robotlar aslında bizim işçilerimiz değil mi? Yani ben de aslında ilk o RPA ile ilgili bir webinar yapmıştık. Hani orada işte bir worker var dedim. Bu işte robotik diye dediğimiz kısım.
Bir de workflow var dedim, proses. Bir de automation kısmı da workload. Yani hep böyle bir şey var. Orada bir aslında kendi içlerinde bunlar konuşan bir sistem var aslında. Bu da robotun tam işlevi nedir? Yani bu mesela belli amaca mı hizmet ediyorlar? Ne iş olsa yapıyorlar? Mesela dedin ya MacBook'a ben kurduğum zaman MacBook'ta ne yapabilirim? Mesela aklıma iOS otomasyon falan geliyor, belki mobille ilgili olabilir. Şöyle, robotların işlevi aslında biz ne yapmasını istiyorsak o. Yani bir insan gibi bir işte uygulamayı açıp her şeyi yapabiliriz. Web uygulamaları konusunda bir sakıncamız yok. Yani zaten website zaten HTML, CSS, JavaScript temelli. Onlar konusunda bir sıkıntı yok. Masa üstüyse, UiPath'in desteklediği altyapılardansa o uygulamalarda da bir sorun yok. Onlarda da rahatlıkla çalışabiliyor. Yani arayüzdeki her şeyi yapabiliyoruz. Ayrıyetten arayüz haricinde ne yapabiliriz? İşte bir web API'ye bağlanabiliriz, istek atabiliriz. Bir veri tabanına bağlanabiliriz, veri tabanından veri çekebiliriz. Bir Exchange sunucusuna bağlanıp mailleri alıp gönderebiliriz, tasnif edebiliriz. Hani burada ne yapılacaksa süreç kapsamı dahilinde. İşte PDF, Excel, Word gibi dosyaları okuyup üzerinde manipülasyonlar rahatlıkla Bunlar no yapabiliriz. code değil mi burada? No code. Yani hiç kod yazmıyoruz değil mi? Hazır hepsi içinde galiba. %90'ı evet no code. Yani ben zaten hani sunumun ilerleyen, webinarın ilerleyen kısmında da hani arayüzden bahsedeceğim. Birçok kısmı otomatik yapıyoruz. Yani bir işte aktivite diyoruz UiPath'te. Ona belli parametreler veriyoruz. Belli bir output veriyor. O şekilde ilerliyor. Çoğu low code, no code pardon. Ama bazen işin kapsamına göre araya kod yazmamız gereken kısımlar olabiliyor. Ya da biz belli bir işi sürekli yapmak istiyoruz UiPath'te. Bunun için kendimiz custom activity de geliştirebiliyoruz C# diliyle. Böyle aslında extendable bir yapısı da var robotların. Yani robotların amacı biz ne söylersek o kapsam olarak da hani tüm uygulamalarla ve farklı bir yazılım projesini yapabileceği her şeyi aslında yapabiliyoruz. Mobil tarafı da ben bahsetmek istiyorum Özgür Hocam. UiPath aslında bunu ilk başta test otomasyonuyla getirdi. Yani dedi ki siz UiPath ile mobil uygulamalarınızı test edebilirsiniz. Bu test suite'in çıktığı zaman söylenmişti. Daha sonraki versiyonlarında da normal mobil uygulama üzerinden de otomasyon yapabiliyoruz. Tabii bu ihtiyaç ne kadar olur emin değilim. Bu yine aslında test proseslerinde yararlı olur. Yani bir uygulamanın, bir web sitesinin mobil versiyonunun çalıştığını tespit etmek için ya da hani emin olmak için aslında bunları kullanabiliyoruz. Android cihazlarda rahatlıkla bu test otomasyonunu ve normal süreç otomasyonunu geliştirebiliyoruz. Farklı bir arayüzü oluyor onların geliştirme esnasında. Bir Appium'da bir işte server ayağa kaldırıp aslında UiPath'le o Appium üzerinden mobil uygulamaya emülatörü ayağa kaldırıyoruz. Sonrasında üzerinde tık 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 işlemleri yapabiliyoruz ne yapmak istiyorsak. Peki şey soracaktım sana. Mesela aslında biz normalde bunları yapabiliyoruz. Yani Appium'la doğrudan yapabiliyoruz ya da işte Selenium var, işte Cypress var. Ya yani birçok aslında test otomasyon, özellikle JavaScript tarafında bayağı bir test otomasyon framework'ü var. Benim hani yenilikçi ya da popüler diye daha da popülerleşeceğine inanıyorum JavaScript tabanlı otomasyon framework'lerinin, Node.js tabanlı olanların. Aslında bunları doğrudan kullanabiliyoruz. Burada şimdi UiPath'in bize aslında vaat ettiği hep böyle yapay zeka, makine öğrenmesi gibi çeşitli şeyler görüyoruz. Hani böyle bir akıllı bir şeyler var orada demek ki. Yani no code dediğimiz bir kısım var. Tamam, okey. Ama bir de galiba yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi şeyler var. Yani yazılım testinde biz burada burada bize ne gibi akıllı bir şey sunabilir? Yani bir şeyleri bizim orada yazdığımız senaryoları ya da koşarken mi, yazarken mi, tam olarak böyle bir somut bir şey var mı, böyle bizi gerçekten böyle benim görüp de hani işte burada yapay zeka ya da makine öğrenmesi var diyebileceğim. Çünkü ben genelde birçok ürüne baktığım zaman hep
Yapay zeka makine öğrenmesi hep böyle web sitelerine girdiğiniz zaman böyle havalarda uçuşuyor yani. Baktığınız zaman yapay zeka kullanıyoruz. Yani yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanmayan ürünü artık kimse çıkarmıyor. Yani çıkarmaya utanıyorlar artık böyle. Ama ürünü inceleyip baktığınız zaman bunun neresinde diye baktığınız zaman ben gerçekten bulamıyorum. Benim böyle bir derdim var. Bulamıyorum. Neresinde arıyorum, bir akıllı özellik arıyorum. Bu diyorum burada böyle bir yapay zeka makine öğrenmesine gerek yok ki diyorum. Hani bir if else'le falan da yapılacak bir şey bu diyorum. Senin var mı bununla ilgili yorumun? Yani belki cevaplayamayabilirsin, bilmiyorum ne kadar Yok deneyimin yok. oldu o kısmında. Yani şöyle bir durum oluyor aslında. Şimdi ürün ya bu yapay zeka ya da hani işte makine öğrenmesi dediğimiz kısmı gerçekleştirmek için bildiğiniz üzere ya bir öğrenme aşaması gerekiyor. Yani ben makineye neyi öğreteceğim? Bu bir önemli. Şimdi dediğim gibi bu UiPath'in AI Fabric isimli bir aslında platformu var. Burada biz dediğim gibi makine öğrenmesi daha doğrusu yapay zeka çalışmalarını yani önden çalıştırıp bir şeyleri train edip buraya yükledikten sonra robotlar bunu anlayabiliyor. Hani burada ne yapabiliriz? Yani örnek vermek gerekirse bir müşterilerden bir belki fatura istiyor olabiliriz. Hani iade olacağı zaman. Örnek bir senaryo kuralım. Burada işte faturanın fotoğrafını çekip mobil uygulamamız ya da web sitemize yükleniyor. Buradaki bu faturanın tanımlanması için önce robota bu faturanın nasıl olduğunu tanımlatmamız gerekiyor. Yani bunun için bir RPA developer hani kendini bu alanda geliştirip de yapabilir ya da farklı insanlarla çalışıp gelen imajda bir görüntü tanımlama ya da bir makine öğrenmesiyle ilgili alanların çıkartılması gerekiyor. İlk başta hani bunun bir öğrenilmesi gerekiyor. Bunu artık gerekli kısımlarını yapıldıktan sonra bu ilgili kişilerce bu UiPath ya da farklı otomasyon tool'larında bunları kullanıp o robotu ya da o test otomasyonunu akıllı hale getirebiliriz. Ama burada hani dediğim gibi ürünlerin al kullan olarak verdiği belki özellikler vardır. Bunda ben emin değilim ama benim tarafımdan ki yorumu bu. Yani bir çok aslında case'e özel bir durum var burada. Yani sorunumuz neyse o sorunu ilk başta bizim çözmemiz gerekiyor. Belki hani çözülmüş varsa bunları da tabii ki kullanabiliriz. Benim hani bu yapay zeka kısmına getirebileceğim yorum bu olur. Öncelikle bizim hani sorunu çözüp daha sonrasında robotlardan bu akıllılığı beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tamamdır. Yani önce sistemin bir öğrenmesi lazım diyorsun. Yani herkesin Aynen. problemi farklı, benim farklı, onun farklı. En çok hangi problem yaşanıyorsa aslında önce onu belli bir süre sonra artık geçmişteki verilerden faydalanarak sistemin çözümleyip bize tavsiye vermesi veya otomatik değişiklikler yapması. Aynen. Kaydetme aşamasında da olabilir, bir koşma aşamasında da olabilir. Aslında bu değil mi? Bizim tam olarak, somut olarak bunu görmemiz gerekir değil mi normalde? Aynen ya aynen ya burada bizim hani kullandığımız aslında hani bir örnek var. Yani bir buradaki robotu çok mekanik bir şey olarak hani düşünebiliriz. Hani bir aslında bir fabrikadaki bu kollardan hani mekanik kollardan vesaire çok da bir farkı yok. Yine onu sadece yazılım üzerinde yapabiliyor. Ama biz hani bunu yapay zeka kattığımızda bunu aslında böyle bir çip takıyor gibi düşünebiliriz. Yani bu artık daha akıllı olmaya başlıyor ama tabii o çipi önce bizim yaratmamız gerekiyor burada. Onu tasarlamamız gerekiyor. Daha sonrasında bu robotlar, bu teknoloji o hale gelebiliyor aslında. Peki. Yani web testi, mobil test, API testi gibi şeyler yapabiliyoruz aslında temelde. Biz zaten bu testleri yapıyoruz aslında. Tabii Son ki, tabii ki kullanıcı. çok rahat. Yani son kullanıcı gözüyle aslında test ediyoruz. Tabii kod seviyesinde testleri biz genelde yapmıyoruz. Onları developerlardan genelde bekliyoruz. Unit test ya da entegrasyon testi gibi. Biz biraz daha son kullanıcı gözüyle aslında biraz daha olaylara bakmamız gerekiyor. Evet. Peki Zaten bir arayüz bizim işimizde. Birkaç soru daha kaldı. Sonrasında ekran istersen paylaşıp bize bir göster. Hiç bilmeyenler için biraz böyle UiPath 101 gibi olacak. Tabii ki RPA memnuniyetle. developer ile otomasyon developer arasında ne fark var? Mesela yani ben otomasyon geliştiriyorum. Selenium open source tool'larla kodluyorum genellikle mesela. Sizde
RPA developer'da no code mu? Yani ilk farkı bunu mu diyebiliriz ya da nedir Ya senin gördüğün? ilk farkı bu. Daha low code ya da no code platformlar kullanılıyor ve burada bir hız konusu da var. Yani tabii burada ben sizin yaptığınız detayını bilmiyorum ama bizim bir projelerimiz hani 5 ila 15 gün arasında tamamlanıp aslında bitiyor. Bu da tabii işin kapasitesine göre değişiyor. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Automation developer deyince daha aslında benim aklımda canlanan ya da olan böyle birazcık daha arka planda yani kimsenin görmediği yerlerdeki bir şeyleri otomatize eden tool'lar canlanıyor ama bu robot teknolojisinde birebir bir insanın gün içinde yaptığı şeyleri daha hızlı, daha doğru ve daha tutarlı bir şekilde 7/24 hiç durmadan yapabilmesi oluyor. Yani robotlar da bunları aslında adım adım yani RPA developer'da bu robotun işte bu kesintisiz çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlayan insan oluyor. Peki. Bir soru var Tabii. aslında. Test otomasyonu süreç döngüsü nasıl ilerliyor? Yani süreçler tekrarlı mı oluyor yoksa tek kullanımlık mı diyor? Ben tam şey yapamadım ama senin kafanda bir şey belirdi mi tam orada? Yani burada test otomasyonu süreç döngüsü hakkında yani bir Ya bilgim şöyle yok açıkçası ama yani. uzaktan mesela bu kaydettiğimiz otomasyonu bir CI/CD geldi aklıma mesela benim. Biraz soruyu oraya devşireyim. Örneğin bir dışarıdan bir sistemden biz bunu istediğimiz zaman çağırıp çalıştırabiliyor muyuz? Bir yazılım geliştirme sistemimizin ortasına bir yere entegre edebiliyor muyuz mesela? Tabii ki Ölçmek. yani burada benim bildiğim ürün üzerinden cevap vereceğim, uzman oldum. Hani UiPath'in bahsettiğim gibi bir orchestrator var. Bu orchestrator robotları tetiklemeye, çalışan süreçleri takip etmeye ve zamanlamaya yarıyor aslında. Çok basit üç özelliğini söyleyeyim. Çok daha büyük bir ürün ama. Ve bu ürünün bu işlerin hepsini yapan bir API var aslında. Biz bu API'ya dersek ki işte şu süreci doğru bir request attığımızda o süreç çalışıyor olacak. Bunu da bir CI/CD döngüsüne ekleyebilir miyiz? Bu konuda net bir bilgim yok ama sanırım ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sorun olmaz. Yani o şekilde mevcut süreçlerin arasına yani mevcut otomatik süreçlerin arasına RPA rahatlıkla girebilir bu noktada. Bir soru daha var aslında. Yıllık performansınızı nasıl ölçüyorsunuz diye bir şey var ama Buradaki yıllık performanstan kasıt ben FTE diye anlıyorum. Yani bizim yaptığımız işin kazancı olarak yorumluyorum. ha, Ya o olabilir. hı. Yani biz yıllık performans derken tabii burada bizim bu süreci ne kadar hızlı tasarlayabildiğimizle ilgili olabilir belki. Ne Hı. sıklıkta koştuğumuzla da ilgili olabilir. Bu normalde işte 10 günde yapılan iş atıyorum bir yılda işte mesela toplam 10 adam günlük Hı. bir işi bilmem atıyorum bu şekilde biz otomatize edersek tabii biz sadece geliştirme eforu ve koşum belki eforu ya Evet. da bunu izleme Hı. monitoring oluyor aslında. Yani böyle bir kafanda bir oran bir şey var mı? UiPath kullanırsak böyle olur ya da hazır bir bilgin var mı Hı. yoksa? Ya şöyle bir zamanlar yani benim ilk başladığım zamanlarda 1'e 7 gibi bir oran vardı ama bu oran çok değişkenlik gösterebiliyor. Yani bir robotun çalışması 7 FTE yani 7 kişilik insan kazancı sağlayabilir gibi bir aslında genel bir oran vardı. Ama bu oran şun 3 yani 3-4 farklı noktada ayrıştırılıyor. Yani kullandığımız uygulamanın stabilizasyonu azsa yani eski bir uygulama olabilir, çok yüklü bir uygulama olabilir. Yani ben bir butona basıyorumdur ve bekliyorumdur. Bir insan bu butonun hemen hani bir sonraki ekrana geçtiğini hızlıca anlayabilir ama robot için burada bir tekrarlı bir döngüyle vesaire kontrol etmek gerekiyor. Bu tarz sistem yavaşlıkları aslında FD'yi düşüren bir şey. Yani normalde robot belki ekranlar aksa 20 saniyede yapacaktı ama bu beklemeler vesaireden dolayı bir dakikaya çıktı. Bir insan da 1,5 dakikada yapıyordu. Böyle bir aslında sorun yaratabilir.
Arkadaş Başka öyle mi? Ulaş arkadaşımız şey yazmış. Tam Evet zaman eşdeğeri yani bu FTE'den evet FD aynen. Aslında bizde bahsetmiştim de demiş. Evet. aynen. Yani benim dediğim gibi ilk başta bu oran bireydeydi ama farklı farklı değişebiliyor. Ya yani şöyle case'ler de olabiliyor. Mesela iş birimleri çok arayüzden bir şey yapmıyor ama işte Excel üzerinden ya da farklı işte tablolar üzerinden işlem yapması gerekiyor ve bunları işte programla kullanması belki 3 gün, belki bir hafta sürüyor. Biz şimdi bunu robotla yaparken bu tabloların hepsini işte arka planda bir tablo, data table dedim. .NET dünyasından bahsedeceğim. Bir data table'ı alıp bunlar üzerinde işte lookup'larla, join'lerle vesaire gruplarla yapıp onların belki bir günde, 2 günde yaptığı işi robotla 3 dakikada falan yapabiliyoruz. Çünkü robotun burada arayüz işlemi yok. Hani bir şey beklemiyor. Atıyorum 3 10 yani 3 tane rapor indiriyor 3 farklı yerden. Bir web servisten alıyor, bir database'den. Bir tane de bir ERP uygulamasından aldığını varsayalım. Hani bu 3 tabloyla işte günlerce belki bir hesaplama yapılıyor olabilir insanlar. Bunu eğer robota aldığımızda aradaki fark çok fazla oluyor. Bu ki bizim çok gördüğümüzde bir senaryo oluyor ama arayüz işin içine girdikçe, sistemler yavaşlamaya başladıkça bu oran birazcık daha azalıyor aslında. Dilersen artık şey yapalım. Ekran paylaş istersen bize biraz göster. Hiç bilmeyenler olabilir. Ya da biraz girip de belki çıkmış olanlar da olabilir. Bilmiyorum şu anda kimler aramızda. İstersen bir ekran paylaşabilirsin şu anda. Tabii ki hemen Bir paylaşıyorum. yeni bir proje yapalım mesela sıfırdan. Tabii Bir ki. web projesi olabilir ya da nasıl istersen öyle Aynen yap. web üzerinden hani yapalım. Ben daha rahat olur herkesin anlaması adına. Ekranımı da paylaştım. Geldi mi? Geliyor. Evet. Aha, tamam Bu arada süper. Studio ve Studio X falan var. Mesela onların farklarından da bahsedebilirsin. Tabii ki Studio aslında UiPath'te geliştirme yaptığımız ve UiPath'te geliştirme yaptığımız ve RPA geliştiricilerin yani daha teknik temelli insanların kullandığı bir uygulama. Bir de UiPath Studio'nun Pro versiyonu var. Bu da test ve işte mobil otomasyonu içeren bir paketi. Daha aslında advanced bir seviyede. Studio X'te aslında yazılım bilgisi olmayan ya da yani yazılım temelli olmayan daha iş birimlerinin kendi basit süreçlerini yapacağı bir ürün olarak tasarlandı. Yani burada atıyorum birinden mail geliyordur. Bu maili alıp işte attachment'larını ortak bir alana kaydediyordur yani ve ortak o süreçler o dosyalarda işte o ekipteki diğer insanlar tarafından gün içinde kullanılıyordur. Hani bunun için bir UiPath robotu yani bir RPA developer yerine UiPath burada citizen developer diyor ve hani o citizen developer'lar hiç kod yazmadan yani Studio X'te hiç kod yok. Tamamen no code. Orada no code RPA geliştirip yani RPA süreçleri geliştirip kendi hayatlarına devam edebiliyorlar. Böyle bir farkı var Studio ile Studio X arasında esasen. Ben ufaktan bugün yapacağımız çalışmayı bir anlatayım Tamam, isterseniz. süper. Bu uiweb.uipad.com böyle bir dummy bir site. Burada Products'ta işte Loans'a tıklıyoruz. Apply for Loan. Burada aslında bir kredi başvurusu yapıyoruz biz. Bu kredi başvurusunu yaparken de bir e-mail adresi, işte istediğimiz para, ne kadar geri, yani kaç ayda bunu ödeyeceğiz, yıllık gelirimiz ve yaşımızı söyleyip aslında bir burada başvuru yapıyoruz. Bunu ben bir hızlıca yapalım beraberce. Burada bir 10 bin, 10 ay ve 10 bin kazandığımızı varsayalım. Yaşımı da 26 yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir UiBank'a başvuru yaptık. %11'de bir aslında oran aldığımızı söylüyoruz. Yani bu bilgiler sabit olduğu müddetçe bu %11 hep aynı gelecek. Burada yine aslında test mantığıyla biz bu ekranı açıp daha doğrusu UiBank'ı açıp sonrasında bu ekranda bu alanları tek tek doldurduktan sonra bu uygulamayı buradan bir rate almaya çalışacağız. Bunu da UiPath ile yapıyor olacağız. Ben UiPath'i açayım, UiPath Studio'yu. Bu arada benim kullandığım versiyon da community versiyonu.
Ben kendi hesabımla açmıştım bunu. Yani buradaki özellikleri siz de rahatlıkla kendi bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Burada test otomasyonuna basıyorum. Buradaki aslında fark test otomasyonu seçtiğimizde bu test kısmında kullandığımız işte verify'lar vesaire gelmiş oluyor. Ben zaten aradaki farkı da devam ederken söyleyeceğim süreci geliştirirken. Burada bahsettiğim gibi işte Windows'un hangi platformunda çalışacağımızı yazıyoruz. Burada cross platform eğer seçersek farklı makinelerde çalışabiliyor. Benim alışkanlığım burada legacy, onu seçmek. Burada dil olarak da C Sharp ya da Visual Basic yazabiliyoruz. Ben hep başladığımdan beri Visual Basic yazdığım için de ona alışkınım. O yüzden onu kullanıyorum. Eğer biz burada bir işlem yapmamız gerekirse de Visual Basic yazarak bir kod geliştirmesi yapabiliriz. Uygulamanın bir ayağa kalkmasını bekleyeyim. Burada tasarım olarak Visual Studio'ya andıran kısımları var. Aslında UiPath Studio'nun. Burada şurada aktivite kısmı var. Bunlar bahsettiğim gibi daha önceden yazılmış ve hani in-out mantığıyla çalışan aktiviteler. Bunları biz kendi süreçlerimize direkt olarak kullanıyoruz. Burada bir proje ağacı var aşağıda. Burada da aslında hazır olarak yaptığımız, yani hazır olarak gelen bazı snippetler var. Tekrardan bu activities'e gelelim. Ben burada bir tane aslında test case deyip UI bank test case'i oluşturayım. Burada boş bir case oluşturalım. Burada farklı template'leri koyarak da aslında bu test case'i oluşturabiliyoruz. Ya da kendimiz bir tane yapıp oluşturabiliriz. Kaç sorum var ama Tabii abi. orada BDD vardı galiba, değil mi? Bir Hı. önceki ekranda Aynen. BDD vardı orada. Tamam, Aynen. peki. Genelde bizim kullandığımız aslında Kökember, Gherkin işte sintaksiyle yazılan testlerimize de genelde kullanıyoruz. Burada da desteği varmış aslında. Bir soru var bu arada, ben hemen okuyayım hızlıca. Tabii bir chat kısmını ben göremiyorum da. Raporlama konusundaki yetenekleri nelerdir? Yani şu kadar case arasından şu kadar pass ya da fail oldu gibi grafikler var mı? Hani mesela bizim testte Hı. senaryo bu. Sonucu fail oldu, pass oldu gibi grafik, bir tablo ya da bir rapor alabiliyor muyuz? Evet, bu UiPath'in Orchestrator ürününde bunlar var. Bir aslında bizim normal süreçlerde de kullanıyoruz. Testler için de yani test case'leri oluşturup onlar için de ayrı test queue'ları oluşturabiliyoruz. Yine işte FIFO mantığında çalışan bir kuyruk var. Buraya yine robotun kendisi ya da belki tester dataları yükleyip işte 1000 tane veriyi yükleyip bunları arka arkaya çalıştırabilir ya da belli aralıklarla çalıştırabilir. O orchestrator arayüzünden ne kadarı pass ne kadarı fail oldu onları rahatlıkla görebiliriz. Keza biz eğer bu test ürününü kullanmak istemiyoruz. Kendimiz bir UiPath süreci yapmak istediğimizde de bu rapor oluşturma adımları böyle 3-4 aktiviteyle çözebileceğimiz kadar kolay. Yani bir tablo oluşturup tablonun sonuna pass fail pass fail diye yazıp kendimize mail atabiliriz ya da bir işte CSV'ye, Excel'e vesaire bir yere database'e yazıp kendimize takip edebiliriz. Eğer hani bu test kısmını kullanmak istemiyorsak da kendimiz rahatlıkla yapabiliriz aslında. Aslında bir soru daha var. Sen onu cevaplamışsın. Jenkins'le entegrasyonu var arkadaşlar. Hatta bunun için bir plugin'i bile var diye biliyorum. Ama bugün ona girmeyeceğiz. Tabii biraz daha, çünkü o ayrı bir konu. CI/CD entegrasyonu. Biz biraz daha giriş kısmındayız. Bir soru daha gelmiş. Önceden yazılmış testler için ne kadar bakım gerekiyor ya da gerekiyor mu? Yani bir problem oldu. Ekranda diyelim arayüzde bir değişiklik oldu. Eski testlere, eski yazılmış testlere geri dönüp bakmak durumunda kalıyor muyuz diye bir Evet. arkadaş Hemen sormuş. cevaplayayım. Şimdi şöyle arayüzümüzdeki değişiklik ya tamamen burada UiPath'te selektör mantığı oluyor aslında. UiPath daha doğrusu kendi bulduğu pet'e selektör ismini veriyor. Bu selektör de işte HTML ve CSS taglerinden oluşan bir aslında unique bir
expression diyelim. Bunun arayüzde bunu değiştirecek kadar yani kökenli arayüzümüz tamamen değişti. Evet, o zaman bizim gidip bu selektörleri yeni halini güncellememiz gerekiyor. Yani burada bir bakım maliyeti oluşturur bize. Ama belki tasarımsal olarak yani yukarıdaydı aşağıya getirdik. Ama butonun yapısı değişmedi. Yani yine aynı ID'ye vesaire sahip olursa bu zaman o zaman gerekmez. Aslında burada birazcık duruma bağlı ama sorduğumuz durumda çok büyük ihtimalle arayüzde değişiklik varsa bu robotun test case'lerini de güncellemek gerekiyor. Böyle cevaplayabiliriz. Tamam, dilersen devam edelim. Şu ana kadar başka soru gelmedi. Burada yine test dataları da biz istersek farklı yerlerden çekebiliyoruz. Yani var olan bir datadan yani daha doğrusu UiPath'in içine bir existing data deyip bir test datası oluşturabiliriz ya da bir dosyadan oluşturabiliriz. Ya da aslında bir data service diye bir özelliği var UiPath'in Orchestrator'da tuttu. Aslında bu bize bir veri tabanı gibi bir veri yapısı sunuyor. Tablolar halinde verileri saklamamızı sağlıyor Orchestrator'da. Bu böyle farklı source'lardan test datası çekebiliriz. Bugün daha basit olması adına ben hani test datalarını hard coded elle yazacağım. Bunu açtık artık. Burada bir gördüğünüz gibi drop activity here kısmı var. Burada tek tek işlemlerimizi yapacağız. İlk başta aslında bu siteyi açmak istiyoruz. Bunun için de buradan direkt open bir saniye bir küçük güncelleme yapmam gerekiyor. Yine benim alışkan olduğum kısma gelmek için modern experience'ı kapatayım. Yeni bir proje açtığım için UiPath'in yeni kısımları oluyor. Benim daha alışkan olduğum ve hızlı yapacağımız arayüze bir geçiş yaparsak evet daha iyi olur. Buradan open browser diyerek uygulamamızı açacağız. Gördüğünüz gibi burada direkt yazıp sürükleyip bırakıp buraya alabiliyoruz. Ben buraya URL'imi gireyim. Buradaki URL kısmı üzerine geldiğimizde bir string kabul ediyor. String olduğu için de hani çift tırnak içerisinde yazdım ama bir test datası çekseydim bir ortak bir CSV dosyasından farklı bir yerden tabii ki o değişkeni vermem gerekecekti. Buradan browser type'ımızı seçiyoruz. Ve gerekli. Burada farklı aslında ayarlar da var. Bunları da işte belki hidden bir tab açmak isteyebiliriz ya da var olan session'ı kapatıp yeni bir session açmak isteyebiliriz. Bunları sağ taraftan yine kullanabiliriz. Ekranımızı açtıktan sonra aslında şöyle bir maximize window deyip ekranı büyütelim ki rahat rahat görelim. Çünkü bu UiPath ile açtığımızda bazen ekran küçük gelebiliyor. Böyle sorunlar olmasını istemeyiz. Ben şimdi şuradan ilk önce bir açalım ve açtığını göreyim ben. İlk başta bir ayağa kalkması tabii zaman alıyor. Bu çalışma mantığından da küçük bir bahsedeyim. Biz aslında UiPath'in çalışması için Executor ya da asistan farklı isimleri var versiyonlarına göre bir uygulamanın ayağa kalkması gerekiyor. O uygulama aslında robotu çalıştırıyor. Bu da UiPath Service diye bir aslında servisi var. UiPath'i kurarken otomatik olarak kuruluyor. Bu serviste Orchestrator'la haberleşip bu uzaktan tetiklenmesini de UiPath Service sayesinde oluyor. Kısaca bir altyapısından da bahsetmiş oldum. Şimdi gördüğünüz robot açtı bu kısmı. Şimdi benim burada ilk başta bir ekrana tıklamam gerekecek. Onun için yine click yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı click seçenekleri var. Burada ben normal mouse click'ini seçip yine maximize'ın altına bırakıyorum. Ve burada browser'ın içinde indicate etmek için burada products'a basıyorum ve artık bu products'ı görmüş oldu. Şurada bir edit selektör deyip hani selektörün nasıl oluştuğuna bakalım. Yani bunlar otomatik oluşuyor tabii ki. Genellikle de hani bizim bir müdahale etmemize gerek kalmıyor. Ama bazı uygulamalarda bu selektörün
İşte belki name'ini değiştirmemiz gerekebiliyor. Buradaki bu tag'de butona sahip başka bir tane daha buton varsa onun için burada bir ID ya da işte üzerinde yazan ismi vesaire eklememiz yararlı oluyor. Şu anda bu zaten burada yeşil olarak gözüküyor. Bu bir doğru bir selektör. Highlight dediğimizde de zaten o ilk başta tıkladığımız products'ı gözüküyor. Buradan bir soru var. Ben onu cevaplayabilirim. UiPath Studio API testlerinin yani backend'i destekliyor mu? Evet. Hani API'lara rahatlıkla istek atabiliyoruz. Buradan hatta ben göstereyim. Buradan bir HTTP request atabiliyoruz. Hani bu Orchestrator'a atıyor. Dediğim gibi Orchestrator'ın API'ine. Bir tane web API paketi var UiPath'in. Onu indirdiğimizde de normal HTTP request atabiliyoruz. Bir SOAP servise ya da REST servise rahatlıkla erişip oradan verileri çekebiliriz. O uygulamanın testini sağlayabiliriz. Burada ekranın geç açılmasına karşın burada wait for read kısmı var. Bunu complete'e çektiğimizde bu sayfa tamamen yüklendikten sonra bu tıklama işlemini gerçekleştirecek. Bir tane daha birazcık vakti verimli kullanmak adına hızlı yapalım. Şimdi bu products tıkladıktan sonra bir menü açılmıştı. O menüyü şu an göremiyoruz. Şu an UiPath'in aslında UI Explorer'ındayız. F2'ye bastığımızda bize bir küçük bir delay veriyor. F2'ye basıp buradan tekrar launch seçelim. Yine selektörümüz gayet basit ve kullanışlı. Tekrar şöyle çift tıkladığımızda tekrar altına geliyor. Tekrar F2'ye basıyorum. Şimdi launch'a bastığımda farklı bir sayfa açılıyor. Ve buradan apply for launch'a tıklıyorum. Tekrardan buna tıkladıktan sonra da bakalım. Burada bir form doldurmamız gerekiyordu. Ben burada bir özellikten daha bahsetmek isteyeceğim. Şurada bir testing diye aratayım. UiPath'in bu data oluşturma kısımlarında aslında bazı kolaylıkları var. Bize işte rastgele isimler, tarihler, numaralar ve stringler oluşturabiliyor ya da adres oluşturabiliyor. Ben bunu kullanmak istiyorum burada. Bir isim, yani en başta uygulamayı açmadan bir isim, soy isim çıkartalım. Şurada first name diyelim. Yani çünkü bizden mail istiyordu. Bu maili hani rastgele girmek adına. Last name diyelim. Sonrasında bunları da bir mail formatında bir değişkende tutabiliriz. First name nokta. Sonrasında last name artı example.com. Burada hani aşina olmayanlar için aslında burada bir isim aldık. UiPath bu rastgele bir aktivite ve belli bir bize isim veriyor. Sonrasında aslında string birleştirmesi yaptık. Burada isim nokta soy isim at example.com böyle bir mail adresi oluşturacak bize. Bunu da mail adresi diye bir değişkende tutup aslında buradaki kısma yazacağız. Buradaki klik fazla oldu. Şimdi bir yere biz yazı yazmamız gerekiyor. Type into ile bu yazıyı yazabiliyoruz. Tabii bunu şu yukarıya getirmem lazım. Geldim buraya tıkladım. Sonrasında burada girmemiz gereken hangi metni girmemizi istiyor? Biz burada mail adresi gireceğiz. Bu sağda yine iki tane kullandığım bu yine ekran değiştiği için bu complete'e çekmemiz faydalı. Şunu da complete'e çekelim. Daha sonrasında yazmadan önce tıklama bu özelliği true'ya getirelim. Bir de boş yani burada eğer bir yazı olursa bu yazıyı sileceğiz. Bu tabii burada yok şu anda ama bu da bir hani best practice olarak bizim kullandığımız bir yöntem. Bu ikisini seçtikten sonra formu doldurmaya devam edelim. Bir soru var. Ranorex diye
Radon Rex ve UiPath hakkında düşüncelerim. Duydun mu? Daha önce bilmiyorum ama yani öyle Yok, maalesef. evet. Aslında. Yani aslında orada biraz da hem text hem imaj tabanlı şeyler yapabiliyor. Sen şu anda bize şöyle şurada resimlerini alıyor ya nesnelerin. Products, ones falan. Aynen. Belki oradan arkadaşlar şey yaptı. Hem kod hem de hem kodu hem de arayüzden böyle record play gibi çalışabiliyorsun. Belki o özellikler benzeştiği için şey yaptı. Aynen. Burada Valla image'ler üzerinden de devam edebiliyoruz. Yani buradaki image otomasyonu da bizim verdiğimiz image'in ekranda birebir aynısını arıyor. Ona tıklamasını yapıyor. Yani böyle bir özelliği de var. Yani böyle selektörlerle değil de image'ler üzerinden de gidebiliyor. Şurada bir recording özelliği de var UiPath'in. Web recording dediğimiz. Burada da aslında hani yapacağımız şeyleri daha önceden seçip hani benim orada sürükle bırak da değil de buradan böyle tık 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 diye de yapabiliyoruz yani. Böyle bir özelliği de var. Buradaki selektörleri ve sürecin akışını otomatik olarak oluşturuyor. Hani bu belki sorunuzu cevap olabilir diyeyim. Bu uygulamaya devam edelim açmaya. Burayı dolduralım hızlıca. Buraya 10.000 yazmıştık. Devam edelim. 10.000 yazdıktan sonra şurada bunu göstermek istiyorum. Burada bu bir aslında hani bir combo box. Bunun için daha farklı bir aktivite var. Onu ben kullanmak istiyorum. Şurada select item diye bir aktivite var. Bu aslında bu combo box'lardan veri almamızı sağlıyor. Bu select tagini bulduğunda yapabildiğimiz bir özellik. Bunu 10 seçelim tekrardan. Sonra yaş kısmı vardı. Yaşa da diyelim. Sonrasında klik. Sağ tıklama basalım. Buna bastıktan sonra gördüğünüz tabii bir yazmadı. Bu kısma kadar bir robotla çalıştıralım. Sonrasında o kontrol ve pes kısmına bakmış oluruz. Yani robotu açtık. Ben şöyle ellerimi kaldırayım. Bazen testlerde yani UAT çalışmalarında yoksa siz mi yazıyorsunuz vesaire deniyor. Böyle alışkanlık oldu artık. Hani eller havada diye. Gösterelim. Arayüzü tamamladık. Buradan Submit'e bastık mı? Ya da basmadan mı gitti? Onu göremedim. Yani deneriz olmadı. Sub diyelim. Ha, şunu doldurmadım. Pardon ya. Yani. Ben niye olmuyor diyorum. 26 daha Sıkıntı önce. aslında yani bir yere kadar da testi getirip sonra bir Sunum. verifikasyon yapsak da olur aslında. Yani burada bir sürü Anladım. obje var. Hepsini doldurmasak da olur diyeceğim ama gerçi zorunlu alan olabilir Aynen onların. o zorunluymuş. Ama sanırım bu sonuncusuydu. Şimdi şöyle 10.000'i yazalım. Submit edelim. Şu ekrana geldik. Burada ekrandan bir veri al, bir text almak istiyoruz. O yüzden bir get text isimli bir aktivitemiz var. Onu kullanacağız. Oradan aslında direkt bu 11 kısmı bile alınabiliyor. Ama hani bu alınmasaydı bunu hani tasarlarken atıyorum şuradaki veriyi almamız gerekip buradan hani regex'te vesaire rahatlıkla aslında çözebilirdik. Yani o konuda bir sorunumuz olmaz idi. Yani test assert olarak burada istediğimiz gibi ayarlama yapabiliyoruz herhalde. Aynen. Şurada ekrandaki değeri aldım. Sonrasında bunu karşılaştırıyor olacağım. Şurada hemen verification, verify expression operator, screen value 11'i bekliyorum ben. Burada bir bazı özellikler de var. İşte bu test eğer bu expression hata alırsa ekran görüntüsü al ya da başarılı olursa ekran görüntüsü al diye. Burada da bir mesaj formatı var. Log'a basacağımız aslında. Onu da
Hızlıca bir doldurabiliriz. Aslında hani doldurmadığımızda da otomatik olarak mesaj oluşturuyor. Onu bir bakalım. Bir fail olursa da ekran görüntüsü almayı ekleyelim. Bunu yaptıktan sonra aslında şu arayüzde bir hemen hızlıca bir konfigürasyon gerekiyor. Bir screenshot diye bir ekran. Şurada bir klasör oluşturalım. Bu klasörü şu arayüzden aslında tanıtmamız gerekiyor. Şu şekilde. Burada ben bunları direkt run ederek çalıştırıyorum ama hani debug edip işte belli bir yerde robotu durdurup oradaki değişkenleri vesaire takip edebiliriz. Hani böyle bir özelliğimiz de mevcut aslında. O yüzden oradaki iki seçeneği de seçmiş olduk. Ben bunu tekrardan bir kapatayım. Run edeyim uygulamayı. Açıldı. Sayfada yükledi. Rastgele mailimizi yazdı. 10 bin, 10, 10 bin, 26. Açtı. Gördüğünüz gibi 11 bekleniyordu. 11'i aldık. Ben buradakini şöyle 13 yapayım. Ekran görüntüsü aldığımızda teyit etmiş oluruz. Bir kere daha çalıştırıp. Bizim hani UiPath'in içerisinde ekran alma aktivitesi var yine. Tek screenshot deyip istediğimiz yere kaydedebiliyoruz. Ama bu testing kısmını açtığımızda da böyle bir aslında özelliği var. Peki video kaydediyor mu acaba? Video nasıl kaydediyor mu? Anlamadım. Yani şöyle baştan sona bu süreci biz şu an izliyoruz ya, bazen şöyle bir ihtiyaç oluyor. Ekran görüntüsü tek başına bir şey ifade etmeyebiliyor ama uçtan uca böyle yaptığı her işlemde ekran görüntüsü alması ya da belki video gibi böyle akıcı bir şekilde görebilsek aslında o da biraz da böyle aranan bir özellik Ha, şu oluyor. aynen iki ekran vardı. Ben tabii o iki ekranı Evet. almış Yani oldum. kullanmadıysan gerçi Ya bilmeyebiliriz ihtiyacın açıkçası olmadığı evet için. bilmiyorum. Ya evet şey o, öyle bir ihtiyacımız olmadı. O yüzden net bir bilgim yok. Şimdi vardır yoktur demeyeyim. Yanlış yönlendirdim insanları. Tamam, okey. Aynen. Sorular var. Kaç tane benim chat'te gördüm yani Zoom tarafında. Low code automation tool gibi çalışıyor. Yani evet aslında temel amacı otomasyon RPA'in ama bu arayüz işlemlerini güçlü yapabildiği için de test otomasyon tarafında da kullanılabilir aslında. Böyle bir soru gelmiş. Raporları PDF mi veriyordu yoksa böyle dışarıya dosya olarak almak istediğimizde ne seçenekler var? O ne istersek yapabilir. Yani HTML istersek onu da yapabiliriz. XML olur, CSV olur, bir Excel dosyası olur. Aslında bu burada birazcık hani ürünü geliştiren ve ihtiyaca göre şekillenebiliyor. Yani böyle hazır olarak hani şu diyemem ama ne isteniyorsa onu hani yine birkaç aktiviteyle gerçekleştirebiliriz rahatlıkla. Yani snippet'i, template'i yoksa da kendiniz de geliştirebiliyorsunuz galiba, değil mi? Ya yani evet yani ben hani şunu göstereyim. Elimizde bir işte bu tablo olduğu zaman hani bir Excel'e mi yazmak istiyoruz? Direkt şurada right range aktivitesiyle hızlıca yazabiliriz. Tabii bu Bir test rapor. olduğu için Excel yok da belki CSV vardır. Kolay da varsa bir rapor görebiliyor muyuz? Yani bu koştuğun mesela şu an gördük ya. Bunun raporunu yok hani ayarlamadığımız için hani bir rapor çıktısı alamadığımız için onu şu anda maalesef Tamam, ayrı bir nesne galiba. O başka Aynen. bir şey gerekiyor. Okey. Aynen. Valla ağzına sağlık. Bu IDE'de bu şekilde, bir de web'te de bu şekilde online olarak geliştirebiliyor muyuz? Yoksa sadece yani bu Studio ve Studio X dediğimiz aslında bir uygulama değil mi? App. Masaüstü. Şeyde de web kısmında da Orchestrator'ın web kısmında da bu özellik yeni geldi bu arada. Yani daha öncesine kadar hep masa üstündeydi ama bu stüdyonun bir benzerini artık web uygulaması olarak da geliştirebiliyoruz. Hatta yani robot kurmak için herhangi bir makineye de gerek kalmıyor.
tamamen bir SaaS modelde çalışabiliyor aslında. Çok iyi. UiPath'in yeni özelliklerinden bir tanesi. Yani biz o aslında uygulamayı publish ettiğimizde onu cloud'a şey yapıp orada koşturabiliyoruz da. Yani kendi bilgisayarımızda yazıp debug edip tabii tek başına da koşabilir ama kendi bilgisayarımızda değil de uzaktaki bir bilgisayarda da ya agent kurarak ya da cloud'da Aynen. faydalanabiliyoruz. Evet, Tamam. hani robotu tamamen farklı bir yere de rahatlıkla kurabiliriz. Ya da hani UiPath'in bu tamamen no platform kısmında da yararlanabilirsiniz. Hem stüdyoyu webde tarayıcıdan kullanıp, tabii aynısı olmuyor. Biraz daha tabii web'e uygun oluyor oradaki geliştirmeler. Onu kullanıp yine aynı şekilde cloud'da, yani sizin olmayan UiPath'in robotlarında da bu süreçleri koşabiliriz. Evet, bir yandan da YouTube'da da bir kısım arkadaş da YouTube'dan izliyor bizi. Bir arkadaş şey yazmış, manage package kısmında rapor için oradan paket indirmek gerekiyor sanırım yazmış. Muhtemelen orası biraz daha farklı bir konu aslında. Aynen. Bugünlük başka aktaracağım bize bir şey var mı? Başka aktaracağım bir şey Zaten aslında aslında yok. bayağı anlattın aslında. Aynen. Bayağı Yani bir benim ağzına sağlık. tecrübem hep süreç geliştirme üzerineydi. Hiç test senaryosu çalıştırmadım. Hatta yani bu açtığımız projeyi de bu aslında webinara çalışırken yaptım. Yani bu test paketi diye oluşturup bazı aktiviteler farklı oluyor. Yani bu webinar için aslında bana da bir burada know-how olmuş oldu. Yani ben de bir Bir, şeyler senin için öğrenmiş de bir oldum. challenge oldu aslında değil mi? Aynen. Böyle Daha se proses kısmında yani bizim standart yaptığımız işlerde oraya daha aslında hakim. Yani daha birçok şeyi daha hızlıca yapabiliriz ama buradaki kısımda ben de beraber öğrenmiş olduk. Hani RPA tarafını biliyordum. RPA'nin test kısmını öğrenmiş oldum. Bir soru vardı, birkaç tane. Cevaplayalım mı hocam yoksa bitirelim mi? Yok cevaplayabiliriz. Sıkıntı yok. Tabii ki. Paralel koşma imkanı sunuyor mu? Evet. Şöyle, eğer API üzerinden ya da hani arayüz kullanmıyorsa paralel olarak birden çok süreci çalıştırabiliyoruz. Ama arayüz kullanması gerekiyorsa o zaman maalesef bir tane robotu sadece bir tane test case'i çalıştırabiliyor. Ama hani aynı sürecin içine 10 tane test case'i arka arkaya koyarsak tabii ki o da çalışır. Ama aynı anda sadece bir tane robot çalışıyor. O da bir test case'ini eritebilir. Slack notification gibi eklentileri var mı? Deploy sonrası otomatik testleri koşmak mümkün mü? Slack ile ilgili açıkçası bir bilgim yok. Ama belki hani webhook'la vesaire bir şeylerle bağlayabiliriz. Ya da işte API'lerle, web servislerle. O zaman olur ama direkt Slack'le bir notifikasyon vesaire var mı bilmiyorum. Bu UiPath'in yine son zamanlarda kattığı bir özellik vardı aslında. Yine Orchestrator'dan bir şeylere entegre edebiliyoruz. Yani Office 365'i ya da atıyorum dışarıdan Twitter vesaire farklı farklı uygulamaları ekleyebiliyoruz. Yani oradan bir şey olunca bir event geldiğinde şunu tetikle diye muhtemelen o eklentiler arasında Slack de vardır. Yani bir Slack'ten bir şey geldiğinde işte UiPath'te şu şeyi çalıştır diye süreci çalıştır ya da şu eventi triggerla diye onu bir bakmak gerekiyor ama olabilir. Ben şimdi bir baktım da var gibi görünüyor. Bayağı bir marketplace'te çok fazla şeyi var aslında. O marketplace biraz şey aslında hocam. Yani bizim developer olarak oraya deploy ettiğimiz şeyler. Yani direkt UiPath'in desteklediği. Benim dediğim direkt arayüzden atıyorum hani Slack'le hani ben şeyi yapmıştım. Maille süreç tetikleme direkt otomatik olarak. Hani kendi Geliştirdin yani. aynen 365'i bağladım kendi ofis hesabımı. Oradan mail attığımda işte şu subjekte olan bir mail geldiğinde şu süreci tetikle diye. Bunlar olabiliyor. Muhtemelen Slack'te de vardı. Evet, orada bayağı bir geliştirilmiş yani community tarafından geliştirilmiş bayağı bir snippet template'ler var arkadaşlar. Bir göz atmakta fayda var. Başka soru var mı? Bilmiyorum ama akıyor şu anda tam sonlara Evet, doğru evet. sorular geliyor. Aynen. Ben çok memnunum bunları cevaplamaktan. Tabii ki bildiğim dahilinde.
Benim gördüğüm UiPath kullanan biri olarak test otomasyonuna RPA'in katabileceği ekstra neler olabilir? Açıkçası bu haliyle Selenium'dan pek farkını göremiyorum. Yani bununla ilgili aslında konuşmuştuk ilk kısımda. Buradaki kısım hız aslında. Yani UiPath'te hani bir klik yapma vesaire bunlar çok hızlı hızlı ilerleyebiliyor. Bir de hani benim burada gördüğüm RPA'in kullanıldığı bir yerde hani UiPath ile süreç geliştirilen bir yerde hani geliştiricilerin UiPath bilgisi var. Test bilgisi yok ve o firmanın da bir test ihtiyacı olduğunda hani bu geçiş çok kolay olabilir. Sadece test case'lerini çıkartıp konfigüre edilmesi var. Yani bunun da zor olacağını düşünmüyorum. Yani çok hızlıca bir RPA developer buna entegre olabilir. Yani buna böyle bir cevap verebilirim. Peki. Doğmuştum. Okay. Başka soru var mı diye bakıyoruz. Ulaş'tan bir soru var. Aynen. Benim anlamadığım şey var demiş. Bir süreç geliştirdiğimiz zaman da core sistemlerdeki hataları kayıt altında tutuyoruz. Test kısmını neden kullanmalıyız? Yani bu biraz aslında ikimizin de cevaplayabileceği bir şey. Test neden var gibi bir soru bu galiba. Yok, aslında ihtiyaçları bir değişir arkadaşlar. Yani burada aslında bunun amacı uçtan uca end to end bir test yapmak. Birçok işte eklentiler içinde snippetler var. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz ya da kendim geliştireceğim diyorsanız da kendiniz geliştirebiliyorsunuz. Böyle bir şey aslında. Bir de son Aynen. olarak da iş imkanları, maaş durumu, test otomasyon Aynen. mühendisi ile RPA specialist arasında bir mukayese yapabilir misiniz? Hemen işi bırakıp RPA developer olayım tadında bir Aynen. Ya soru şöyle var. tecrübeli RPA developer kesinlikle aranır. Yani LinkedIn'de vesaire sürekli iş ilanını görüyorum ben hani takip ettiğim için. Test otomasyonla ilgili iş ilanları hani fırsatlar nedir bilmiyorum. Ama hani şey maaş olarak şeyi söyleyebilirim. Yani normal yazılımcı sektördeki yazılımcı maaşlarından çok aşağıda değil. Çok yukarıda da değil. Benzer yakın aralıklarda aslında buradaki maaş durumu. Burada insan olarak aranan kalifiyeli eleman gerçekten aranıyor. Burada çünkü benim birazcık aslında sektörde eleştirdiğim bir nokta var. Bu hani süreç geliştiriciliğini böyle atıyorum bir Excel kullanmak gibi ya da bir Photoshop öğreniyor gibi sanki bir uygulama tasarlıyor edası ya da uygulama öğreniyoruz diye yaklaşan çok insan oluyor ya da bu şekilde giren. Ama bunun aslında hani bir yazılım temelli bir şey olduğunu hani algoritma bilmeden hani bilgisayarın bile nasıl çalıştığını bile az çok bilmek gerekiyor bunun. Çünkü bu neden çalışmadı diye sonra makineyi suçluyoruz ama hani biz onu anlamadığımız için suçluyor noktaya geliyoruz. Bir algoritma ve hani yazılım background'ı olan birisinin çok kaliteli bir RPA developer geliştiricisi olacağını ben kendi tecrübelerimden söyleyebilirim. Hani benim bu işi öğrendiğim insanlar da aslında yıllarca yazılım geliştiren insanlardan oluşuyordu. O yüzden hani bu background'a sahipseniz bu alanda kendinizi çok kolay Evet. ispatlayabilirsiniz. Ya aslında maaş biraz da kişiye göre değil. Benim taraftan bakınca böyle aslında. Biraz da şirkete ya da o ekibe, projeye işte ne kadar, nasıl bir değer katıyorsunuz aslında. Biraz bununla da ilişkili bir şey aslında. Sadece maaş olarak baktığınız zaman bu çok da hani sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor benim için. Yani o kattığınız değerle ölçülebilecek bir şey bence arkadaşlar. Ya tabii Bu ki da evet sürekli başarılı. aynı şeyi yapmak değil de üstüne ekleyerek gitmek aslında benim gözümde böyle. Sorular devam ediyor. Bir şekilde devam edelim mi bilmiyorum. Şu anda nerede kaldık? Benim vaktim var. Hocam Peki sizin de sen varsa bilirsin. devam edebiliriz. Benim de var biraz, evet. Hem web otomasyonunda mı süreçler geliştiriliyor? Üretim tarafında da RPA kullanılıyor mu? Yani web kısmı sadece örnek için yani uygulama tarafında belli bir aslında yani range'imiz yok.
UiPath'in birçok uygulamayı destekliyor. Onların hepsini geliştirebiliriz. Burada üretim tarafında derken hani ben tam anlayamadım ama aslında ne demek istendiğini. Hep web otomasyon. Üretim tarafı dediği, yazıyorlar Bir sonraki etkinlikte Blue Prism hakkında galiba. olursa memnun oluruz. Ya Teşekkürler. aslında böyle çok kullanılan popüler şeylerden aslında biraz daha gidiyoruz ama UiPath biraz daha şey olduğu için onu öne aldık. Belki ileride neden olmasın tabii ki. Web otomasyon dışında süreçler geliştiriliyor. Yok aslında değil yani değil mi? Sadece web değil de Tabii, yani evet. bir SAP testi atıyorum nedir? Hatta şöyle, Salesforce falan var. SAP'nin otomatik entegrasyonları bile var UiPath'te yani. Direkt atıyorum, login oluyor işte, ya da şu ekranı aç, şu varyantı çalıştır. Yani bu tek bir aktiviteyle yapıyor. UiPath'in hani SAP ile entegrasyonu yüksek bayağı. Ya Yani da başka CRM web uygulama, uygulamaları. masaüstü uygulamalarla, Evet. özellikle hani .NET'te geliştiriliyorsa kesin entegre. İşte Java ile, işte Silverlight vesaire, bir sürü farklı platformun da desteği var UiPath'in. Masaüstü Windows Exe uygulamalar zaten destekleniyor diyorsun, değil Tabii mi? tabii aynen, onda hiçbir Peki. sıkıntı yok. Biraz yavaş kalıyor diyor bu bir arkadaş YouTube'dan yazmış. Tuning falan var mı bunda böyle bir ayar mayar hızlandırmak için? Çünkü biz normalde Selenium'da bir testi çalıştırırken böyle birkaç saniye içinde hemen hop diye başlıyor çalışmaya. Biraz orada bekliyor bu UiPath web testini başlatırken birazcık hani sanki Visual Studio'da bir projeyi build edip sonra bir Aslında bir, ya ayakta biraz öyle alıyor musunuz çalışıyor. gibi. Aslında biraz öyle çalışıyor. O yüzden beklemesi var. Bu arayüzdeki beklemeleri de sıfıra indirebiliriz. Yani hiçbir şey beklemeden tık 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 aşağı iner şekilde de yapabiliriz. Ama ya birazcık alışkanlık, hani biraz yavaş olsun ama kesin doğru çalışsın. Çünkü hani bizden de beklenti robotların hatasız bir biçimde çalışması. O yüzden birazcık yavaş, ama daha hızlısı olabilir mi? Tabii ki olur. Hani hiçbir bekleme koymayız. Bu bütün aktiviteler, hani gösterdiğim kliklerin vesaire, arka planda birazcık küçük küçük bekleme süreleri var. Hani onların hepsini sıfırlarsak totalde çok daha hızlı olabilir, ama Özgür hocamın dediği gibi build alma süresi var. Evet, yani o bir 5 saniye 10 saniye ayağa kalkmasını bekliyor. Evet, bir arkadaş bir de mobil testlerle ilgili sordu ama aslında Abdullah'ın deneyimi daha çok mobilde değil arkadaşlar. Aslında testle ilgili değil, daha çok süreç otomasyonu daha çok kurumsal Aynen. uygulamalarda Ama diye hani ben şeyi biliyorum. söyleyebilirim. Test, ya mobil uygulamaları da test edebiliriz. Hani benim kendi birazcık hobi olarak merak etmiştim bunu nasıl yaparız diye. Bayağı normal bir Android cihazı emülatörle ayağa kaldırıp her şeyi yapabiliyoruz onun üzerinde. Hani uygulama Süper. açabiliyoruz. Web uygulaması açıp yine Chrome'la vesaire yine entegre edebiliyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına Sağ sağlık. Verdiğin ol. bilgiler çok değerli gerçekten. Teşekkürler. İyi ki Biz dinledim. Ben de teşekkür ederim. anlamış olduk. Biraz yani aklında soru işareti olan insanlar oldu. Genelde işte RPA deyince biraz daha süreç otomasyonu. İşin içine giriyor. Biz biraz daha test otomasyon gözüyle acaba nasıl oluyor diye bir senden biraz Aynen. değerli bilgiler Evet, benim aldık. için de farklı bir challenge oldu. Yani hiç bilmediğim bir dünyaya girdim. Evet. Yanlış bir şey söylediysem, yani teknik olabilir, birilerini kıracak şeyler söylediysem özür dilerim. Chat'te teşekkür eden arkadaşlar var. Onlara ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu saatte gelip chat'e yazıp katkı sağladığınız için ben teşekkür ederim. Sana da beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Özgür abi. Peki. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya JavaScript 101 eğitimimiz var arkadaşlar. Bekleriz. Sonrasında da birkaç sürprizimiz var. Yine her hafta bir webinar, en az bir webinarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Software Testing Bootcamp webinarları devam ediyor. İyi akşamlar.